Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kayseri hissesini değerlendireceğiz. İzleyicilerimden yoğun talep gelmesi üzerine Kayseri hissesinin teknik analizini yapmak istedim. Her yayında olduğu gibi teknik çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar, yayınlara yorum atıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Atmış olduğunuz tüm yorumları okuduğumu bilin arkadaşlar. Zaten sizin attığınız yorumlar nazarında içlerinden seçiyorum ve ona göre yeni hisseleri sizlerle buluşturuyorum arkadaşlar. Ve yayınlara attığınız yorumlardan gördüğüm kadarıyla da 2 aylık bir dönem içerisinde teknik çizimleri hiç bilmeyen birçok arkadaşımın Koyun Bulucu'yla birlikte çizim yapmaya başladığını, artık öğrendiğini ve sorular sormaya başladığını görüyorum. Bundan dolayı son derece mutluyum arkadaşlar. Çünkü bu yayınların amacı sizin finansal okuryazarlığınız gelişmesidir. Koyun Bulucu'nun ücretli veya ücretsiz ne katıl, ne Telegram, ne de WhatsApp grubu vardır. Koyun Bulucu sadece ve sadece sizlerin gelişimi açısından ücretsiz bir şekilde gönül esasına dayalı olarak bu yayınları yapmaktadır arkadaşlar. Kendisini geliştiren, çizimleri öğrenen, finansal okuryazarlığını dünden bugüne daha yüksek seviyelere çıkaran izleyicilerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Sizlerin başarısı beni mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi gelin Kayseri hissesinde birlikte yine güzel ve tarihi çizimler yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın, Kayseri hissesinin elimizdeki datası ne zamana kadar var? Mayıs ayına kadar var. Yani yeni halka arz olan şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla elimizde çok fazla bir bilgi yok bizim. Elimizdeki bilginin tamamını kullandığımızı biliyorsunuz. Koyun Bulucu olarak ben fiyatların tamamını kullanmak isterim. Ana destek ve direnç bölgelerini tespit ederim. Ana destek bölgelerinden alım yaparım. Ana direnç bölgelerine geldiği zaman ise o direncin kırılıp kırılmadığına önce bir bakarım. İşlem hareketliliğine göre ne yaparım arkadaşlar? Satım yönünde veya devam yönünde kararımı veririm. Yani ana direnç bölgesine geldiğinde saatlik ve 4 saatlik balinanın, piyasa yapıcının öncelikle ne yaptığına bakarım. Çünkü boğa piyasalarında fiyatların nerelere gidebileceğini hiç kimse bilemez. Bunu sadece piyasa yapıcı bilir. Şimdi ne yapacağız? Kayseri hissesinde iki tane güzel bir çizim yapacağız arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. O yüzden yayınları atlamayarak izleyin. Her iki bilgiyi de kendi bilgi haznenize alın arkadaşlar. Şimdi bakın, Kayseri hissesinde bu şekilde bir görüntümüz var. 4 saatlik ve logaritmik bir görüntü. Logaritmik görüntüleri buradan seçiyorsunuz. Normal görüntüde ise bunu seçiyorsunuz. Ben logaritmik görüntüleri seçmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir tepemiz var ve burada bir tepemizin olduğunu görüyoruz ve iki tane tepe, bir tane dipten oluşan kanalımızın üst bandını ve alt bandını oluşturuyorum. Yani ne zamana kadar olanı biliyorum. 18 Temmuz tarihine kadar olan görüntüyü bu şekilde oluşturabiliyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bakın, bundan sonra ne yapıyor? Kanalın orta bandına 25 Temmuz'da milimetrik olarak geliyor. Buralar alım fırsatı. Buradan bir yükseliş yapıyor. Sonra tekrardan bu bölgeye geliyor. Kanalın kırılmasıyla birlikte çok önemli bir üst direncin aşılması durumunda kanal teorisi bize diyor ki bu kadar önemli bir direnç, daha önce defalarca deyip de yukarı atamadığı bir direnç yukarı yönlü kırılırsa bu tekrardan teyit edilir. Ondan sonra yükseliş beklentisi daha da güçlenir diyor. Şimdi Kayseri hissesinde güzel bir görüntü var. Kanal üst bandını kırıyoruz. Kırmış olduğumuz eski direncimiz karşımıza destek olarak, teyit olarak geliyor ve buradan güçlü bir yükseliş yapıyoruz. Bakın, sadece bu mumda dahi %10'luk bir yükseliş var arkadaşlar. Bu bölgenin aşağı yönünü kırılmaması durumunda yönümüz hala yukarı yönlü okunmalıdır. Yani destek konumumuz neresi? 46 TL. 46 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça Kayseri hissesinin yönünün yukarı yönlü okunması lazım. Bu bölgeler önemli destek bölgeleri. Aşağı gelmesi halinde ise tekrardan negatif pozisyona dönüşür ve kanal orta band seviyelerine kadar düşüş gelme ihtimali oluşabilir arkadaşlar. O yüzden 46 bölgesine dikkat etmenizi öneririm. Yükselen bir trend olduğundan dolayı her geçen gün 46 seviyesi de yukarı yönlü gitmektedir. Şimdi kanal teorimiz bize ne söylüyor? Bir kanal kırıldıysa bir kanal boyu kadar daha fiyat yukarı yönlü gider diyor. Kanalı klonlayın. Gelin diyor, kırılan bölgenin üzerine yerleştirmek suretiyle yeni direnç bölgelerinizi tespit edin diyor arkadaşlar. Biz de getiriyoruz kanalımızı, kırılan bölgenin üzerine koyuyoruz ve bu bölgenin üzerinde bakın zaten kanal orta bandına kadar gidiyor. Üzerinde kalıcı
kalıcılık sağlayamamasıyla birlikte kırmış olduğu bölgenin test hareketini yapıyor. Bizim yukarıdaki direnç bölgemiz 57.65 TL, 58 diyelim. Yukarıdaki direnç bölgemiz 58 TL, aşağıdaki destek bölgemiz 46 TL olarak karşımıza çıkıyor. 46 TL'lerin kırılmamasıyla birlikte ilk hedef 58, orta vadedeki hedef ise 75 TL civarları olduğunu görüyoruz. Israrla söylüyorum, hangi zamansallıkta gelecekse yükselen bir trend olmasından dolayı ona göre fiyat değişecektir. Mesela 14 Eylül tarihinde bizim direnç bölgemizin, üst direnç bölgemizin 81.75 olduğunu görüyoruz. Orta direnç bölgemiz ise 65 TL civarından geçtiğini görüyoruz. Lütfen bu çizimleri bu şekilde sizler de çizin ve fiyatı yakınen takip edin arkadaşlar. Aksi halde her gün bu çizimlerin destek ve direnç bölgelerini söyleyebilmem mümkün değildir. Sizlerin öğrenmesi esastır ve bu yayınların yapılma amacı sizlere bunu öğretebilmektir arkadaşlar. Herkes çok iyi biliyor ki coin bulucunun yapmış olduğu bu çizimler piyasada ücretli olarak yapılıyor arkadaşlar. Hiç kimse coin bulucu gibi bu seviyede, bu kalitedeki çizimleri ücretsiz olarak piyasada yapmıyor ve bu eksikliği gördüğümden dolayı yatırımcıların bilgilenmesi ve kendilerini geliştirmesi adına ve boğa piyasasında maksimum kazancı sağlamaları adına bunları sizlere ücretsiz yapıyorum. Lütfen bu yayınların kıymetini bilin arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Başka coin bulucunun sizlerden bir beklentisi yoktur. Şimdi arkadaşlar, birinci görüntümüz bu şekilde, müthiş bir grafik olduğunu düşünüyorum. Üst bantlar, alt bantlar, orta bantlar, yükseldikten sonra düşüş yerleri, her şeyin müthiş çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi bakış açımızı değiştirebilmek ve teknik analizde hangi seviyelerde kadar bu işi iyi bildiğimizi gösterebilmek adına ne yapacağız? Başka bir açıyla bakacağız. Şimdi burada bir tepe noktamız var, sonra bir düşüş yaşamışız. Bir de burada tepe noktamız var, ondan sonra bir düşüş yaşıyoruz. Zaten buradaki tepe noktasında ne yaptık? Kullandık. Bu bölgeleri birleştirdik. Biraz önceki çizimimiz bu tepe noktasından gelmişti. Şimdi de bu tepe noktasını kullanalım. İkinci çizimimizi yapalım arkadaşlar. Buradaki tepe ile buradaki tepeyi alıyorum. Burada görmüş olduğum dip noktasına ise kanalımın alt bandını yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın, bu bölgeye alt bandını yerleştirmeme rağmen bu bölge günler sonra milimetrik olarak nasıl tuttuğunu görüyorsunuz. Yani bunlar insan eliyle yapılabilecek şeyler değil arkadaşlar. Bu işlemlerin hepsi robotlar tarafından, algoritmalar tarafından yapılıyor. Sadece onların beynine bunlar işleniyor. İşlem hareketliliğine göre grafikleri onlar oluşturuyor. Al satları robotlar yapıyor. Lütfen bunu iyi anlayın. Piyasa yapıcı dediğiniz kişi robot kiralıyor ve robotlara bu çizimleri veriyor. Bu grafikler robotlar tarafından oluşturuluyor. Günler sonra milimetrik olarak alt bandımızın tutması ve buranın müthiş bir alım fırsatı olduğunu anlamamız robotların yaptığı çizimlerle oluyor. Siz bu teknik analizi iyi bilirseniz nereden alacağını da bilirsin, nereden satacağını da bilirsin. Şimdi iki tane tepeyi birleştirdik. Kanal teorimiz diyor ki bize bir tane de dip lazım diyor. İki tane tepenin ortasına bir tane dibi alıyoruz. İki tepe ve bir dipten oluşan kanal görüntümüzü oluşturuyoruz. Buranın da retest edilmesi tutmasıyla birlikte diyoruz ki tamam, bu kanalımız da doğru bir kanaldır. Kanalın alt bandına, yani fiyatın en düşük seviyelerde piyasa yapıcıya göre gelmesi halindeki durumu görüyorsunuz. Çok sert bir şekilde kanal üst bandına gidiyor. Kanal üst bandını aşamayan teknik analiz bize ne söyler? Fiyatların öncelikle kanal orta bandına düşmesini söyler. Bakın, milimetrik olarak kanal orta bandına kadar düştüğümüzü görüyorsunuz. Buradan beklentimiz tekrardan kanal üst bandına gitmesidir. 63 TL'ler kısa vadede Kayseri hissesinde direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki destek bölgemiz ise 46.5-47 TL civarlarından geçmektedir. Aşağıda 47 TL, yukarıda ise 63 TL arasında hareket edecek bir Kayseri hissesi görebiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu grafiğimiz de son derece tutarlıdır. Hangisini istiyorsanız ona göre takip edin. Ben ikisini de yakınen takip etmeyi tercih ederim. Lütfen sizler de ikisini de yakınen tercih edin. Şimdi hocam, acaba 47'ye düşeceğiz mi? Yoksa direkt 63'e mi gideceğiz? Şu an 50'lerdeyiz. 47'ye düşebilir miyiz dediğiniz noktada ne yapacaksınız arkadaşlar? Yükselen bir trend çizeceksiniz. Bakın, bunlar da birer yükselen trenddir. Majör direnç ve majör destek bölgeleridir. Ancak kısa vadedeki majör direnç ve destektir. Ben bu fiyatların da üzerine çıkacağını, bunun üzerine çıkmasıyla birlikte, yani 63'ün üzerine çıkmasıyla birlikte bir kanal boyu kadar da yukarıya orta vadede gideceğini düşünürüm. Ancak bu yukarı yönlü aşılmadıkça bunları konuşmaya da gerek yok arkadaşlar. Yükselip yükselmeyeceği noktasında kimse kesin bir şey söyleyemez. Ne zaman yukarı yönlü aşılırsa o zaman değerlendiririz.
Şimdi ne yapacağız? Yükselen bir trend çizeceğiz. Bakın bu bölgeyi birleştiriyorum. Destek noktası bu bölgede dahi milimetrik olarak tutuyor. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? 49 TL aşağı yönlü kırılmadıkça ve altında kapanış yapmadıkça biz 47 TL'leri beklemeyeceğiz. Aksine 63 TL'leri karşımızda hedef olarak bekleyeceğiz. Bu yükselen trend önemli bir trenddir. Yükseliyor. Yükseldikten sonra bu R hareketi buraya kadar oluyor ve bundan sonra tekrardan yükseldiğini gördüğümüz için yükselen trendimizi çiziyoruz. Bu destek bölgesinin tutması halinde yönün ilk başta 63'lere doğru gitmesi beklenir arkadaşlar. Yarın için bizim bu destek bölgemizin nereden geçtiğine bakalım. Yarın için 50 TL olarak görülüyor. Yani her geçen gün bunun yukarı doğru gittiğini görüyorsunuz. Yarın 50 TL'nin altında, yani bugün 50 TL'nin üzerinde ve yarın 50 TL'nin altında kalmadığı sürece yönümüz yukarı yönlü okunmalıdır. Aksi halde 47 TL'lere kadar bir baskılanma olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlara yazın hangi hisseyi istiyorsanız, ben onlar arasından en fazla talep edilenleri seçiyorum ve sizlerle yeni yayınlarda görüşüyorum arkadaşlar. Ancak sizlerden bir istirhamım var. Bakın Koyun Bulucu ve ekibi olarak geceli gündüzlü yayınlar yapıyoruz. 2 ay içerisinde 400 videonun üzerinde video ürettik. Hepsini ücretsiz olarak sizler için yaptık ve bundan sonra da devam edeceğiz arkadaşlar. Benim sizden bir tane istirhamım var. Yayınları abone olmak suretiyle izlerseniz benim ve teknik ekibimin motivasyonunu yükseltmiş olursunuz. Daha güzel çizimlerle birlikte görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bol kazançlar.